Fatihçim, ben öncelikle o katilin FETÖ ile irtibatı nasıl tespit edildi buradan başlayalım. Oh, dava süreci devam ediyordu cinayet yönelik ama bir yandan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu bir soruşturma vardı ve bu soruşturmada o kişinin telefon kayıtları incelendi, mailleri incelendi, sosyal medya hesapları incelendi ve bas kayıtları incelendi ve o bas kayıtlarında o kişinin başka FETÖ üyeleriyle bir araya geldiğine dair kayıtlar oluştu. Ayrıca yine daha önceki soruşturmalarda tespit edilen örgütün gizli sorumlularıyla da irtibatlı olduğu yine tespit edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca. Tabi bunlar da detaylı incelemeler sonucunda yapıldı ve o cinayet anına ilişkin tespitler de yine bu dosyada yer aldı. Cinayetin aslında o anlık bir sinirle gerçekleşmediğine dair bulgular, kanıtlar, düşünceler oluştu. O da şu şekilde oluştu. O kişinin, eylemi yapan kişinin sunduğu gerekçenin öfke, cinnet geçirme vesaire nitelikte olamayacağı görünmüştür dendi. Çünkü katilin tüm hayatı boyunca görevini titizlikle yürüttüğü ve arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde görevini ifa ettiği söylendi. Fakat eylem gerekçesinin ise başlı başına bir şüphe arz ettiği yer aldı. Yani şöyle ki, kameralardan anlaşıldığı üzere eylemin öncesinde belinde silahla sürekli oynadığı ifade ve tespitlerde silahını da eylemden önce evinde temizlediği, yani bu cinayet için planlı bir şekilde orada bulunduğu, anlık bir öfkenin olmadığına dair bulgular oluşmuş durumda. Hem alınan ifadelerden hem de silahların incelenmesinden ötürü ve o silahın evde gerçekleştirdiği hazırlıkla atışa sarı hale, yani hazır hale getirdiği ve görüşme öncesi silahı özel kaleme teslim edip odadan çıktıktan sonra tekrar silahı hızlı alıp hızlı bir şekilde makama girerek o cinayeti gerçekleştirdiği de yine bu şüpheleri arttırdı ve atışların profesyonelce ve tamamen öldürmeye yönelik olduğu da ve aynı şekilde emniyet müdürü haricindeki şahısları da cinnet geçiren bir insan profiline aykırı olarak sadece hafif bir şekilde yaralayacak şekilde vurması, bu cinayetin planlı bir şekilde gerçekleştiği, cinayetten sonra söylendiği gibi anlık bir sinirle gerçekleşmediğine dair bulgular oluşturulmuştur denildi. Yani o kişi, o cinayeti gerçekleştiren kişi kendisinin üniversite eğitimi aldığı için şehir merkezine tayinini istediğini söylemişti. Fakat yine aynı dosyada soruşturma kapsamında kendisinin o üniversite eğitimi için araçla 3-5 dakikada eğitimini alacağı noktaya gidip gelebileceği ve bulunmuş olduğu, görevini yapmış olduğu o karakolda aslında görevinin daha az olduğu, yoğunluğunun daha az olduğu ve eğitimini daha iyi sürdürebileceği bir görevde olduğu ve bu durumun bahane olabileceğine dair şüphelerin kuvvetli olduğunda yine bu soruşturma neticesinde görmüş oluyoruz. Ayrıca yine yapılan o bulgularda, elde edilen bulgularda İsmail Hakkı Sarıcıoğlu, yani cinayeti gerçekleştiren kişinin cezaevinde kaldığı dönemde Rus Büyükelçisi Karlov'u bir suikast sonucu öldüren polis içinde o insan ulu ve asil bir şehittir şeklinde beyanda bulundu. Yine FETÖ lideri Fethullah Gülen'i rüyasında görüp ağlayarak uyanması ve şükür namazı kılması gibi birçok tespitin de dosyaya eklendiğini söyleyebiliriz. Ayrıca yine şu durumda akıllara geliyor. O şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit edilmesinden bir gün önce Çengelköy darbe girişimi davasına karar çıkmıştı. Bu ayrıntı önemli çünkü Altuğ Verdi 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere İstanbul'u ele geçirmek için tanklar ve askeri araçlarla sokaklarda kan döken FETÖ'cülerin karşısına çıkmış. Çengelköy ana caddedeki karakolda ateş eden FETÖ'cülere de aynı şekilde karşılık vermişti ve daha sonra yine FETÖ'ye yakın sosyal medya hesaplarından da hedef alınmıştı, hedef gösterilmişti ve bu Çengelköy'deki o darbe girişimiyle ilgili dava da 10 Aralık'ta, yani 11 Aralık 2018'deki o cinayetten bir gün önce bitmiş, 26 sene ağırlaştırılmış müebbet
8 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti. Bu durumda yine bu cinayetin, bu suikastin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğine dair şüpheleri arttırıyor. Tabi bu kapsamda İstanbul Emniyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürdü. Soruşturma derinleştikçe de İsmail Hakkı Sarıcıoğlu'nun görev yeri değişikliği talebinde bulunmasının bir bahane olmuş olmasındaki o şüphe arttı ve güvenlik güçlerine yeni bir operasyon için talimat verildi. Tabi öncesinde ne oldu? O kişinin telefon kayıtları incelendi, baz istasyonları kayıtları incelendi, sosyal medya hesapları incelendi, mailleri incelendi ve kendisinin FETÖ'nün gizli sorumlularıyla, üst düzey sorumlularıyla irtibatlı olduğu, onlarla aynı noktalarda buluştu ve cinayet gününe kadar da bu irtibatın devam ettiği belirlendi ve 28 kişilik bir hücre yapılanmasının içinde yer aldığı da ortaya çıktı. Kendisinin dışındaki 27 kişi de teker teker tespit edildi ve bu kişilerin arasında polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı'nın çalışanlarının olduğu da görüldü ve bu polislerden 9'u da yine aktif görevdeydi. Hal böyle olunca da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon için talimat verdi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi koordinasyonunda harekete geçildi. İstanbul merkezi Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de operasyonlar yapıldı ve bu operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 27 kişiden 25'i yakalandı. Diğer 2 kişinin ise firar durumda olduğu biliniyor. Şunu da belirtmiş olalım. Bu 25 kişinin bir kısmı cezaevinde FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden zaten ceza almış olan kişilerdi. Onların da ifadelerine başvurulacak ve yine belirtmiş olalım, gözaltına alınan kişiler arasında örgütün üst düzey ve gizli yapılanmalardan sorumlu olan isimleri de var ve bu kapsamda o soruşturmada da cinayeti işleyen İsmail Hakkı Sarıcıoğlu'nun yapmış olduğu o eylem ve öncesinde de bu durumun planlı bir şekilde gerçekleştiğine dair şüpheler artmış bulunuyor. Çünkü evinde öncesinde o silahını aslında cinayeti işlemek için hazırladı. Cinayeti gerçekleştirdiğinde de profesyonel atışlar yaptı. Cinayette hedef aldığı kişiyi öldürmüş oldu ve yanındakileri de yine sadece yaraladı. Ve o cinayet anında da cep telefonundan canlı yayın açarak kendisinin öldürülmesinin de önüne geçmiş oldu. Ve konuya ilişkin soruşturmada operasyonlar da devam ediyor. Evlerde de aramalar devam ediyor. Yeni gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz Fatih Çimen.